Evet YouTube, İkşer Medya kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir son düdüğe hoş geldiniz. Bugün lig bitti, sezon bitti, şampiyon Beşiktaş oldu. Bugün de yılın 11'ini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kendimizce, hani kendi görüşümüz. Siz de isterseniz kendi istediğiniz 11'i de yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım kimler hangi futbolcuları seçmiş. O zaman başlayalım. Önce bir aboneyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Onu unutmayın yani. Ha, doğru diyorsun yani. Bir zahmet yani. Bir zahmet. Aynen öyle. O zaman başlayalım. Başlayalım. İlk 11'lerimize. Kaleci ile başlayalım. Evet başlayalım. Kaleci olarak ben gerçekten beğendiğim, aşırı çok beğendiğim, bence ligin en iyi kalesi olan Altay Bayındır'ı seçtim. Kalede. Güzel. Bence bu senenin yılın kalecisi bana göre Uğurcan Çakır. Uğurcan da tabii ki iyi bir kaleci yani. Devam edelim. Sağ bek. Sağ bek'e kime yazarsınız? Hiç tartışmasız. Yani hiç tartışmayacağım bile. Kesin sende de öyledir. Valentin Rozier. Aynen bildim. Bende de kesin. Valentin Rozier var sağ bek'imizde. Adam ne mücadele ediyor ya. Gerçekten çok iyi bir futbolcu oldu. Ortada yani. Sol bek'e ne diyorsun? Sol bekle çok düşündüm. Birkaç adayım vardı ama ben en son sadece bu sene değil, birkaç senedir çok iyi olan Uğur Çiftçi'yi, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi seçtim. Hı hı. Güzel. Hatta bende de Uğur Çiftçi veya Ensakala, hı hı, Malon hatta vardı. Trabzon'dan evet evet doğru diyorsun. Ama Saratçı'yı seçtim. Saratçı. O da genelde iyi bir performans gösterdi. Yani güzel bir performans. Bence bir tık daha iyi performans gösterdi. Aynen öyle. Yani Saratçı yani. Peki sana o zaman stoperleri sorayım. İki tane stoper söyle bakalım o zaman. Stoper birisi kesin herhalde. Hmm. Birisi kesin galiba. Bakalım kimi diyeceksin. Kesin hani Vida. Evet Domagoj Vida bende de. Ki biliyorsun Vida ilk birkaç haftada kötü başlamıştı lige. Sonradan yılın 11'ine kadar kendisini yazdırdı. Gerçekten evet. Alkışlanacak bir performans. Evet. Evet. Bir de Atilla'yı aldım ben Fenerbahçe'den. Ben de onu çok düşündüm. Ben ama onu almadım. Benim diğer stoperim Marcao. Atilla, Marcao ikilisi arasında kaldım ama son seçimim Marcao oldu. Marcao oldu. Ben şöyle bir 4-2-3-1 bir şey yapmış, formasyon yapmıştım. Bilmiyorum sen nasıl yaptın. Benimki 4-3-3. Seninki 4-3-3. Evet. Yani defansın önünde, hı hı, iki oyuncun var. Evet. Bir Joseph de Souza, bir de Ozan Tufan. Sende ne var? Benim de şöyle, Joseph de Souza'da hemfikiriz. Defansın önünde Taylan Antalyalı var bende. O da sezona iyi başlamıştı. Ve Ozan Tufan, yani 3 orta sahayla çıktım ben. Evet. Yani ben 10 numara olarak yani 3 orta saha defansif orta saha değil de 10 numarayı seçtim bir oyuncuyu. O da Dimitris Pelkas'tı. Evet, o da muazzam futbolcu yani bir ayak bileği olsun, şutu olsun. Yani bence 10 numarayı hak ediyor. Kesinlikle ki yeni sezonda çok şey katacak gibi Fenerbahçe'ye. Evet. Devam edelim şöyle baktığımızda. Ben sana ileri üçlümü de söyleyeyim sonra gerisini hepsini sana bırakayım. Solda benim için Aaron Bupenza ligimizin de gol kralı. Hani onu almasaydım içime batardı. Daha çok oyuncu vardı ama Bupenza'yı orada istedim. Sağ tarafta Rashid Gezal, o da ligin asist kralı. Forvet'te son 9-10 maçta pek oynamasa da 30 maçı çok iyi oynamış bir Abu Bakar. Aynen. Olarak koydum. O zaman hücum hattını aynı değilim. Yani Vincent Abu Bakar. Sen de forvet'te yani. Yani o, senin dediğin gibi 30 maç, 31 maç falan oynadı. Ama 31 maçta belki en büyük paylardan birisiydi. Kesinlikle evet. Ondan dolayı Vincent Abu Bakar. Sağda Rashid Gezal. Hiç yani. Tartışmasız. Belki ligin en iyi sağ kanadıydı yani. Sol kanatta da Halil Akpınar.
Evet, milli oyuncu, milli takıma da çağrıldı bu arada, değil mi? Ali Akpınar bayağı bir güzel maçlar çıkardı yani kendi başına. Kesinlikle hak ediyor ya. Ya mesela burada Davidson da vardı Alanya Spor'dan. Hani savunmaya Mubanş falan da vardı ama... Ben şeyi de düşünüyordum bak, mesela Larin'i sokabilsem mi sol kanata? Evet. Dedim ama şimdi Halil Akpınar daha fazla bir Göztepe takımı yani daha fazla tabii yaptı. Tabii ki, tabii ki haklısın. Veya Valencia'ya mı atayım dedim ama Valencia son 8 maçta sadece iyiydi. Aynen. Ligin geneline baktığımızda çok doğru düşünüyorsun. Aynen. Ben de o bakış açısıyla. Yani ligimizde gerçekten iyi topçular var ama hani bizim nacizane seçtiğimiz 11'ler olarak bunlar. Evet. Yoksa tabii ki buraya Valencia'yı da alabilirdik mesela. Aynen. Aynen. Wellington'u alabilirdik. Aynen. Wellington da iyi bir sezon geçirdi. O da vardı. Veya bana göre... Diouf vardı mesela. Diouf da aynen. O da biliyorsun kaç 19 gol falan atmış ya yani ligde. Sol kanatta çok oyuncu koyuyor. Vakayemi. Aynen öyle mesela. O da var. Yani bayağı oyuncular var da ama bu kadar niyet yani. Aynen. Sonuçta 11 tane oyuncu yazdık. Daha fazlasını yazamadık. Evet. Evet, bizim 11'lerimiz böyleydi. Sizinkileri de görmek isteriz. Onları da yazmayı unutmayın. Evet, sizin 11'lerinize belli mi, belli değil mi? Yazın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aynen öyle. O zaman. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen kalın unuttum ya.